أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم فهمنا ما فهمنا فهمنا يا أرحم الراحمين إنك أنت الكريم اللطيف إلهي يا ربي إلهي يا ربي sen bu aciz kuluna hakikatleri söylemek hepimize bu hakikatlerle amel etmek nasip müyesser eyle Allah'ım. Ya Rabbi amin diyen dillerimiz cehennem azabından azat eyle ya Rab. Amin ya Rab. Değerli kardeşlerim, Rabbimin lütfuyla bugün Tur suresi 32. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Em te'muruhum ahlamuhum bihada emhum kavmun tağun. Ya Habibi, ya Muhammed, söyle bunlara, kavmine söyle. Ne oluyor da bunlar sana iman etmiyorlar? Yoksa onların geceleri gördükleri rüyaların tabiri olarak kendilerini bu batılda, dalalette bırakmak mı istiyorlar kendilerini? Onların temennileri mi istiyor bunu? İslam dininden dışında yaşamayı onların içgüdüleri mi istiyor yoksa? Veya bunlar isyan ederek isyanda devamlı kalmak isteyen bir millet mi olmak istiyorlar? اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا يُؤْمِنُونَ Veya onlar diyorlar ki, Peygamber Efendimiz'in kendilerine ilettiği mesajlar Allah tarafından değil de kendisi onu üretiyor diyorlar. Ve sonunda بَلَّا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmedikleri için, iman etmek istemedikleri için bu tür şeyleri ortaya atıyorlar. O zaman فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ O zaman onlar da böyle bir ayet getirsinler bakalım. Demek sana bu ayetler Allah tarafından gelmiyor, sen bunları diziyorsun diyorlarsa, onlar da bir şeyle dizsinler bakalım, görelim. فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ Eğer iddialarında bu sana isyanlarının doğru olduğunu iddia ediyorlarsa, onlar da aynen senin getirdiğin ayetler gibi ayetler getirsinler de görelim bakalım. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Yoksa onlar başka bir şeyden mi yaratıldılar? Veya onlar yaratanlar mı? Yaratılan değiller mi onlar yoksa? Neden bu kibirden kendilerini uzaklaştıramıyorlar? Neden tabi olamıyorlar? Allah'ın kelamına, Allah'ın mesajına neden uyamıyorlar? Yoksa onlar yaratanlar mı? Yoksa başka bir şeyden mi yaratıldılar? Yani başka bir ilah mı yarattı yoksa onları? اَمْ خُلِقُمْ اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ Yoksa onlar gökleri, yerleri onlar mı yarattılar? Bilmemelerine rağmen gökleri, yerleri onlar mı yarattılar? بَلْ لَا يُوقِنُونَ Onlar idrak edemiyorlar. Hakikati bilemiyorlar. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتُرُونَ Yoksa Allah'ın sahip olduğu o hazinelerin, mülk hazinelerin sahipleri onlar mı? اَمْ هُمُ الْمُسَيْتُرُونَ Yoksa bu dünyanın, semavatın, yıldızların, bütün mahlukatın hareketlerini onlar mı hareket ettiriyorlar? Onun için mi iman etmiyorlar benim sözüme? اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ ف۪يهِ Yoksa onların yüksek bir merdivenleri mi var? Yukarıya kadar çıkıp Allah'ın emirlerini dinliyorlar. Ki sana gelen mesajların Allah tarafından gelmediğini iddia ediyorlar. Sanki Allah'ın yanına kadar ulaşıyorlar. Allah böyle mi söyledi, böyle mi söyledi diyerek Allah'ın söylediği sözleri duyuyorlar mı yoksa? Onun için böyle söylüyorlar diyor. فَلْيَأْتُ مُسْتَمِعُونَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Eğer öyle bir sözleri varsa, Allah'ın sözlerini, mesajlarını duyan birileri varsa içlerinde,
Onlar delillerini getirsinler Habibim sana. Sultan-ı Mübin. Çok açık bir delille gelsinler. Onların o delillerini bir görelim. Emlehul benatü ve lekumul benun. Neden Allah'ın yarattığı melekleri kız suretinde görüyorlar? Kendileri ise kız çocuğunu hiç istemiyorlar. Herhangi birisinin eşi dünyaya, çocuk dünyaya getirdiği zaman ve izâ büşşire ahadun bil unta zalle ve çûmüsvedden ve huve kadîm. Bir kız çocuğuyla müjdelendiği zaman herhangi bir aile reisi yüzü simsiyah oluyor, hüzünlenmeye başlıyor. Siz kızların, kendinizin kızlarının olmanızı istemiyorsunuz. Kızlarınızın olmasını istemiyorsunuz. Hep doğan çocuğun erkek çocuğu olmasını istiyorsunuz. Peki neden Allah'ın yarattığı melekleri kız suretinde yapıyorsunuz? Oysa melekler bizim bildiğimiz şekilde cinsiyetten aridirler. Ne kız ne erkek onlar. Onlar bir yaratılan bir kul. Rabbül Alemin özel görevler için yaratmış onları. Nurdan yaratmış. Onların tenasül diye bir şey yok onların. Çoğalmaları falan yok. Rabbül Alemin durmadan yaratır onlardan. Ve hiçbir melek boş değil. Her meleğin görevi var. Her yeni kişi, doğan kişinin için özel melekler yaratılıyor. Çünkü hiçbirimizin meleği öbür insanın görevini yapmıyor. Herkesin iki tane meleği var. Korucu melekleri, kiramen katibin ve bunlar melaiketil havada, koruyucu melekler hepsi ayrı ayrı. Durmadan yaratılıyor. Bunlar İnsanlarda olduğu gibi tenasül yeri yoluyla çoğalmıyorlar. Em tes'elum ecran fehum min mugramin mutqalun. Yoksa Habibim sen onlardan büyük bir ücret mi istiyorsun bu tebliğin karşısında? Öyle ücret istiyorsun ki ücretin altından kalkamıyorlar. O ağırlık yapıyor falan. Bunun için mi gelmiyorlar senin sözünü dinlemeye? Em indehumul gaybi fehum yektubun. Yoksa gaybden anlıyorlar mı? Sana gelen mesajların ne olduğunu biliyorlar mı kendileri? Onun için mi seni dinlemek istemiyorlar? Ve sana gelen mesajları gaybden bildikleri için onlar mı yazıyorlar yoksa? Hem yürüdüğüne keyda veya bu yaşantılarıyla hileden başka bir şey düşünmüyorlar mı onlar? Hayatlarının hepsini hileye mi bağlamışlar? İman etmemeye, itikad etmemeye, senin sözünü dinlememeye mi bağlamışlar? فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوهُمُ الْمَك۪يدُونَ Kafirler daima hileye düşen kendileri. Yani kendi hileleriyle kendilerini batıla götürüp kendilerini Allah'ın azabına götürüyorlar. اَمْ لَهُمْ اِلَٰهُ غَيْرُ اللّٰهِ Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ Rabbül Alemin'i tesbih ve tenzih ederiz. Şirk edenlerden âri ederiz Allah'ı. Çünkü Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, tektir. وَاِنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا Gökten bir parça düşse, göğün bir parçası yere düşse, yekulu sahabun merkum, onlar diyecekler ki, bu gök değil, gökten parça bile düşse yeryüzüne, bu bir bulut diyecekler. Üst üste birikmiş, bulut diyecekler. Federhum, yani onlar sana iman etmeyecekler Habibim. Federhum, onları bırak. Hatta yulaku yevmehumul lezî fî yus'akûn, onların buluşacakları kıyamet gününe kadar onları bırak. O gün onlar hakikatle çarpışacaklar, hakikati görecekler ve öyle bir hakikat ki onları aynen böyle elektriklermiş gibi birden şaşırtacak. Sağ. O gün ki yevme la yugni anhum keyduhum şey'a. Dünyadaki yaptıkları hileleri ve vesveseleri onlara yarın kıyamet gününde hiç fayda vermeyecek. Ve lahum yunsarun. Onlar herhangi bir yerden yardım da alamayacaklar. Yardım eden kimse olmayacak oluyor. Dünyada her aşiretin ayrı bir ilahı var, putları var, ona tapıyorlar.
bizim ilahımız şunu verdi, bizim ilahımız bunu verdi diyerek kafalarından hayal yaparak o ilahlara tapıyorlar. Taş parçalarına tapıyorlar. Ama onların inandıkları inançların hepsi batıl. Ahirette de o ilahların hiçbir tanesinin hiçbir faydası olmayacak. Çünkü öyle bir şey yok ki zaten. Ve inne lillezine zalemu azaben dune zalik. Kafirler için azap vereceğim. Nasıl azap? Ahiretteki azaptan önce de azap vereceğim onlara dünyada. Ölümle. Savaşlarda Allah Rabbül Alem ölümle onları cezalandırdı. Aynı zamanda dünyada çeşitli azaplara düştüler. Hastalık gibi. Velakinne ekserhum la ya'lemun. Fakat onların çoğu o hastalığı, o ölümü görmelerine rağmen ders alamıyorlar. Yani Mekke'nin en güçlü adamı Bedir Savaşı'nda gitti. Kim tarafından gitti? En zayıf bir mümin tarafından gitti. Bedeni yönden. Buyurun. Ya çok güçlü bir adam öldürse dersin ki adam tamam. Bu adamla çarpıştı böyle öldü. Ya. Bir köle Ebu Cehil'in kafasını çekerek sürüyerek getirdi. Köle ki onun yanından geçemez normal hayatta. Rabbül Alemin böyle zelil etti onları dünyada. Mekke'yi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fethetti. Müslümanlar aziz oldu. Putlar hep yere serildi. Parçalandı putları. Nerede onların ilahları? O putlar, o ilahlar parçalanırken hiçbiri kendini bile koruyamadı. Demek ki öyle bir şey yok ki. Ekferhum la ya'lemu. Onların çoğu bu hakikatleri bilmiyorlar. Vasbir li hukmi rabbik habibim. Allah'ın hükmüne, kararına sabret. Rabbül Alemin kıyamet günü gelecek dediyse gelecek. Kafirlere gereken azap gelecek dediyse gelecek. Sabret. Li hukmi rabbik. Fe inneke bi ayyunina. Sen bizim gözlerimizin önündesin habibim. Biz seni o alçaklara yem etmeyiz. Seni o alçaklara teslim etmeyiz. Sen bizim kontrolümüzdasın. Müsterih ol. Hepsi bir araya geldiler. Resulullah'a zarar edemediler. 13 aşiretten 13 kişi kılıçlarını hazırladı. Resulullah'ı öldürmek için geldiler. Hepsi pür dikkat gençler. Tamam. Resulullah devesiyle beraber onların arasından yürüdü, geçti, gitti. Kimse göremedi. Niye? Göstermeyen Allah. O gözler görmüyor. O kılıçlar çekilemiyor. O güç kuvvet hiç oluyor. Bütün Mekke Resulullah aradı. 3 gün. Kimse bulamadı. Buldular, göremediler. Dibine kadar vardılar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne diyor? Vallahi diyor ayakların ucundaydık diyor. Tamam mağaraya geldiklerini Sevr mağarasına içeriye bakıyorlar. Rabbül Alemin emretti örümceğe burayı ör dedi. Tamam örüverdi bir anda örümcek. Hadi bakalım. Geldiler dediler ya burada Muhammed içeriye girseydi bu örümcek ağa yırtılması lazım. Güvercin de orada oturuyor yumurtasının üstünde. Güvercin oturur mu insanın girdiği yere? Geri döndüler gittiler. Halbuki diyor ayakların ucuna baksana bizi göreceklerdi diyor. Fe inneke bi ayyunna diyor Cenab-ı Hak. Sen bizim gözümüzün altındasın. Teslim eder miyiz biz seni? Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi ayyunna ve sebbih bi hamdi rabbik. Sen Allah'a daima tesbih et ve hamd et. İşte Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim zikri buradan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme emredilmiştir. Bir kişi ki diyor Peygamber Efendimiz bir defa Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim derse yerle 7 kat semavat cevap doldurur diyor. Yerle 7 kat semavat. Bir defa dersin. Onun için Habibi Muhammed'e tavsiyesi nedir? Sen onları aldırma Habibim. Korkma. Sen Allah'a tesbih ve hamde devam et. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Durmadan bunu zikredeceğiz. Hine tekum kalktığın zaman durmadan. Başka? Ve minel leyli. Gece de zikret bunu. Fesebbihu durmadan zikret Allah'ı ve idbaren nucum. Yıldızların sonunu görene kadar. Yani aydınlanana kadar ortalık. En son yıldız güneş güçlendiği zaman görülmez oluyor biliyorsunuz. O zaman kadar. Yani mümine bu ayette kardeşlerim 24 saat zikir emri var. Niye? O kadar nimetleri var ki Allah'ın bizim üzerinde. En büyük nimet şu anda bizim üzerimizde Allah Rabbül Alemin bizi İslam'la
lütfetmiş, İslam'ı hidayet etmiş bize. Düşünün siz, herhangi birimiz bugün Allah'a inanmayan bir ülkede dünyaya gelseydik, onlar gibi biz de öyle olsaydık, ne büyük bir hirman, ne büyük bir mahrumiyet içinde olurduk. Oysa şu anda elhamdülillah günahkar bir insana dahi bir şey söylediğin zaman Allah'ın adı zikrediğin zaman hemen toparlanıveriyor. İçerisindeki iman onu yönlendiriyor. Ve elhamdülillah ve şükür bugün önümüzde Rabbül Alemin'in Habibine gönderdiği kitap okuyoruz. Ne büyük bir şeref bu. Herkese nasip olur mu bu? Herkese bu Allah'ın lütfu, ikramı. Şartların bir araya gelip de böyle Kur'an'la yaşamamız, Kur'an'la yaşamamız, Kur'an okuyarak onunla göre kendimi hayatımızı çizmemiz Allah'ın büyük bir lütfu kardeşlerim. Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durmadan bize bu ayetleri okuyor, hatırlatıyor. Rabbül Alemin Kur'an'dan bizleri ayırmasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.